vatandaş olarak, belediye başkanı, kamu görevlisi olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız ve yapıyoruz da. Bundan sonra da yapacağız. Bunun için hiçbir yerden icazet ve görev beklemiyoruz. Bu mesele siyasetin dışında bir mesele. Herkesin farklı siyasal görüşü, inancı, fikri olabilir ama önemli olan burada vicdanınız ve ahlakınız. Bunun devreye girmesi lazım. Biz Bayraklı Belediyesi olarak ilk yardım tırlarımızı büyükşehrimize teslim ettik. Yani acil ihtiyaç nedir bildiğimiz için söylüyorum. Çocukların ihtiyaç duyduğu kılık kıyafet. Hem kadınlar, hem çocuklar, hem erkekler için. Ayakkabı, mont, battaniye, ısıtıcı. Biz 5000 battaniye, 1000 ısıtıcı, 3000'er tane de bu kıyafetleri bölgeye intikal ettirdik. Bayraklı rakamları. Tabii bunu daha da büyüterek. Şimdi Osman Gazi hizmet binamızda vatandaşlarımızdan... Siz AFAD'la, valilikte, hükümetle çok koordineli hareket etmekle ilgili zaten tecrübelisiniz. Biz istiyoruz. Tamam. Bize gelen bir talep yok. Normalde bu süreci yönetenlerin de sizle biraz daha yakın temas kurması gerekmiyor mu? Kuşkusuz kurması gerekiyor da artık burada nasıl bir mantık yürüyor bunu bilmiyorum. Mesela bir koordinasyon toplantısı vardı. Biz belediye başkanları yoktuk. Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Nerenin koordinasyon toplantısı? İzmir'de bir koordinasyon toplantısı oldu mesela. Valilik tarafı. Normalde belediye başkanlarının orada olması lazım. Daha önceki depremde de yani biz daha sonradan dahil edildik. Yani Bayraklı depreminde de ben sürece 5-6 toptan sonra ilave edildim. Şimdi buradan mesele gerçekten vicdanınızla meseleye eğilme yönü. Buradan bir şeyler çıkarmanın, yok falanca ittifak, falanca siyasi parti, falanca şu demeden bu meseleye bakmak lazım. Oradaki yurttaşın kime oy verdiği, ne yaptığı, ne düşündüğü artık bizim dışımızda bir iş. Her şeyden önce insanız yani. Siyasetçi olmaktan öteye insanız.